Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL paritesi ile başlayalım. Dolar TL paritesi bugün satıcılı bir şekilde güne devam ediyor. Hafif satıcılı şekilde 6.79-6.77-6.80 arasında gidip gelmeye devam ediyor. 6.79-6.77 Dolar endeksi arkadaşlar tarihi düşüşlerini yaşamaya devam ediyor. 96 seviyelerinde. 96.102 seviyelerine kadar düştü. Oralarda işlem görüyor. CDS primi ise 439 bas puanda işlemler işlem görüyor. Dolar endeksinin bu kadar düşmesine rağmen sizin de gördüğünüz gibi dolar tl paritesindeki düşüşler hep sınırlı kalıyor. Burada bir sıkıntı var demektir. Bu da şimdi bizim paramız değerlenmiyor arkadaşlar. Dolar küresel olarak güç kaybetmeye devam ediyor. bununla ilgili adımlar gelmese de yükselmeye de devam edecek, edecek gibi de görünüyor. Şimdi devlet piyasaya bastığı paraları dağıtıyor. Yani bu paralar arkadaşlar kazanılmış yani dövizden, dolardan, turizmden gelmiş olan paralar değil, devlet tarafından basılan paralar. Pandemi sonrası durumlar daha da kötü olabilir TL tarafından özellikle. Çünkü bizim bu paraları bir şekilde arkadaşlar geri çağırmamız gerekiyor. Ama elinde merkez bankasının elinde arkadaşlar büyük yetkileri kullanacak güç olmadığı için de. E, bu durumda da kötüleşebilir. Ülkeye döviz girmiyor sonucuna yani turizm piyasası e, geç açılacak yani açılmadı daha hatta birçok yerinde e, açılsa bile beklentinin altında kalacak e, gelen turist sayısı şimdi özellikle piyasaların ve insanların yönünü e, ve iç siyaset arkadaşlar özellikle etkilemek için e, son dönemde biliyorsunuz Ayasofya'nın açılışı haberleri var açılsın diyen var e, hayli ile daha fazla e, aç, daha fazla olarak yani açılmasın diyenler de var e, fakat Arkadaşlar en çok merak ettiğimiz konuların başında bu konu e, yıllardır bu şekilde gündeme birçok kez geldi. Daha önce de birçok kez geldi. E, yani her seferinde konusu bile e, geçmedi siyasetler tarafına. Yani herhangi bir yorum yapılmadı. Çok nadirdir yorum yapıldı. Şimdi bunu e, dallandırıp budaklandırıp tekrar milletin önüne koymaya başladılar. Şimdi neden bu böyle oldu? Arkadaşlar cevap basit. Seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Yani iki sene sonra dört sene sonra. Ee, seçimler yaklaştığı için de e, Ayasofya'yı açmayı planlıyorlar arkadaşlar seçmen güçlendirmek için, yani seçmenleri güçlendirmek için e, hani bakın artık biz bu e, açtık hani e, bunu biz yaptık e, dedikleri yani yapacakları diyecekleri için de oy toplamayı düşünüyorlar iç siyasette ama arkadaşlar seçmen bunu e, yemez diye düşünüyorum bu saatten sonra e diyelim ki açtın yani arkadaşlar Ayasofya'yı kapatıncaya kadar inanın kurşokundan tutun ambargolara kadar her şeye hazır olmak lazım. Bu sefer de tekrar dış güçler demeye başlayacaklar. Yani Ayasofya senaryosu hazır şu an. E, önemli olaylardan e, biri gündemimizde. Yani senaryosunu hazırlamışlar önümüze koymuşlar bir şekilde. E, sonuçları da bu şekilde olacaktır büyük ihtimalle. E, diğer bir haber ikinci dalga beklentileri dünya üzerinde Covid-19 nedeniyle. E, dünya artık buna kitlenmiş durumda. Bazı ülkelerde yavaş yavaş geldiğini geleceğini söylemeye başladılar. Hatta birinci dalganın e, daha kötü e, gelecek diye söylentiler var. Yani bunun gerçek olması durumunda piyasalar sil baştan başa döner. Daha da kötüleşebilir. E, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Dolar beklentim genel olarak e, yukarı yönde. E, dolar varsa arkadaşlar cebinizde e, anlık şu anlık satmayın arkadaşlar. Elinizde e, yani e, beklentim Arkadaşlar şu şekilde olacak. Yani yeni girecek olan arkadaşlar özellikle giriş yerlerini garantilemek için 6.82'lerden girebilir. Yani ya da aşağıda ilk desteğimiz 6.70 var. Oralardan da ilk alımı gerçekleştirebilirler. Bugün Türkiye tarafından biliyorsunuz işsizlik oranı geldi. Mart'ta 0.9 puan azalarak %13.2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %24.2 altı oldu. Kısa çalışma ödeneği verdiği kişileri arkadaşlar tablodan çıkarttılar nasıl olsa biz harçlıklarını ceplerine koyduk diye sanırım. Yoksa veriler bu şekilde gelmesi imkansız. Bugün Fed toplantısı, piyasaların yıldızı bir haber arkadaşlar bu. Çok önemli bir haber. Bunu mutlaka takip edin. Bugün Fed toplantısı olacak. Faiz oranlarında piyasa herhangi bir değişim beklemiyor. Fed başkanının konuşması dolar ve altının gidişatını etkileyecektir. Diyeceklerini az çok biliyoruz zaten. Genelde hep aynı şeyleri söylüyorlar. İkileri bütün araçları kullanacağız. Işte. Gerekirse daha fazla piyasaya veririz. Biz ekonomimiz güçlü. Bunu da atlatacağız gibisinden şeyler söyleyecektir. Gelişmekte olan ülke paraları özellikle bu habere kitlenmiş durumda. Saat 9, akşam 9'da faiz oranı. 9.30'da da başkanın konuşması olacak. Onun dışında arkadaşlar alt Doları grafik üzerinde incelemek gerekirse de şu an zaten nokta atışı koymuş durumdayız her iki kanalın başına ve sonuna. Ee, yukarıda 6.82 direncimiz önemli bir direnç. Bu direnci e, şu an hala kıramıyor arkadaşlar. Dolar endeksinin de e, güç kaybetmesiyle beraber a, dolarda da biraz geri çekilmeler görüyoruz. Fakat şu an şuradaki çizgi hareketli ortalamamızın üzerinde kalması durumunda 6.80'in geçmesinin ihtimali biraz daha fazla. E, aşağıda 6.70'imiz var. 6.70'in aşağısında da. E, kırarsa da 6.60'lar gelebilir fakat 6.80'i geçersek ilk hedefimiz 6.90 olacaktır. Eee buralardan belki 6.82'den bir kar satışları gelebilir duruma göre. Tekrar değerlendiririz fakat şu an e, grafiğimiz bu. Dolara olanlar elinde tutabilir şu an. Ons'a bakalım arkadaşlar bir ara. Şimdi ons e, grafiğimizde de arkadaşlar Evet. 10 grafiğine baktığımız zaman dolar endeksinde biliyorsunuz özellikle çok sert düşüş düşmesiyle 10 altında çıkışları görmeye başladık. 1700'ün üstünde kalarak arkadaşlar 1720 seviyelerini gördü. İşte gelen istihdam verisi sonrası sert düşmüştü biliyorsunuz. piyasa bu verilerin gerçek olmadığını fiyatladı ve dünya ülkelerinde e, piyasalarında arkadaşlar dünya ülkelerinin piyasalarının da kötüye gitmesi durumların kötüye gitmesi her gün dünyanın farklı ülkelerinden işte bu küçülme tahminlerinin gelmesi ve merkez bankalarının para politikalarında özellikle genişmeye gitmesi e, gibi nedenlerden dolayı dona e, on altın çıkışını sürdürmeye devam ediyor özellikle e, altın piyasasını etkileyen önemli şeylerden biri de ikinci dalga gelir mi gelmez mi tartışmaları e, gelirse dünya ülkelerindeki küçülme daha fazla olacaktır aslında her türlü ons tarafına yarayacaktır. Dünyada arkadaşlar belirsizlik ve hani tedirginlik olduğu sürece ons altın içinde e, yaraması e, mümkün olacaktır. Yani tedirgin olduğu sürece kaos ortamı olduğu sürece ons altın e, çıkışlarını sürdürmeye devam edecektir. Bugün e, biliyorsunuz az önce de söyledim FED toplantısı bekliyoruz. Ons altın yön, yönünü garantilemesi için özellikle e, FED başkanının konuşması önemli olacak. Piyasalar işte FED'in uzun vadeli özellikle tahvil faizlerini... Aşağı çekmesini bekliyor. İşte FED bu şekilde böyle bir şey yaparsa borsalar için güzel olur. Fakat ONS tarafında ise biraz sınırlı bir düşüş getirebilir diye düşünüyorum. Grafik üzerinde incelemek gerekirse de arkadaşlar. Görüyorsunuz 1700 üzerindeki biz buraya ben bilerek arkadaşlar uzun destek direnç atıyorum. Yani ara destekleri pek kullanmıyorum. Çünkü özellikle şunu değerlendiriyorum. Yani ana destek dirençler arasında alış satışa dikkat ediyorum. Yani çok e, biliyorsunuz vergilerden dolayı çok artık kısa mesafelerle trade edemiyoruz. O yüzden artık biraz daha stratejimizi e, destek dirençlerine uzun vadeye çektik. 1700 üzerindeki çıkışların hepsinde alım, 1700 e aşağısında tam tersi açığa satış yapabilirsiniz. Şu an 1700 e üzerinde olduğumuz için e, 1705 lerden, 1700 ya da garantilemek için kapanışları beklemek isteyen olsaydı eğer 1715'lerden e, alabilirlerdi arkadaşlar. Şimdi buradan buradaki hedefimiz e, ilk başta 1720'ye kadar zaten geldi. Bugün fakat bizim e, 1735'li seviyeleri büyük ihtimalle buraya değecektir. Ama bu Fed'in akşamki toplantısı önemli. Eğer e, altın için olumlu bir şeyler söylerlerse e, 1735 seviyesine geçip yukarıya doğru 1751 seviyesinde e, direkt görebilir. Fakat şu an 1700 seviyesinin üzerinde olduğumuz sürece yönümüz yukarıya doğru devam etmekte arkadaşlar. Küçük küçük çıkacaktır bu saatlerde sonra çok böyle yüksek sert yükselişler gelmeyebilir aşağıda zaten 1685 ve 1673 seviyelerimiz bizi beklemekte biraz da gram altına bakalım arkadaşlar gram altında da durumlar gayet güzel gidiyor çıkışlarımız devam etti bu şekilde giderse 390 seviyelerini yakın bir zamanda görebiliriz diye düşünüyorum. Ons altının yükselmesi nedeniyle biliyorsunuz gram altında da yükselişler görmeye başladık. Bunlar altın yatırımcısı için <laughs> tabii güzel şeyler. 364 seviyesine kadar düşmüştü. Çok güzel alım fırsatı verdi. Değerlendiren değerlendi. Değerlendiremeyen altınızı satın demeye başladı arkadaşlar. Yani ee, daha düşecek diye yani ağlamaya başladılar açıkçası. Dolar ve ee, gram altında uzun vadede yükselecek öngörüsünü koyabilirsiniz. Ama arkadaşlar düşecek öngörüsünü koyamazsınız. Bunun için gerçekten e, detaylı bir analiz yapmak lazım. Uzun vadede kimse düşecek vadesi koyamaz ama e, uzun vadede yükselecek e, öngörüsü koyabilirsiniz. Çünkü piyasalarda böyle bir şey e, ters olur. Yani o yüzden gram altınlarınızı çoğaltmaya bakın. Kar satışları, kar satışları olabilir. Ana destek yukarıdan dirençlerden e, girmek isteyenler de o tarafları e, değerlendirebilir diye düşünüyorum. <laughs> Altında da senaryomuz çok basit arkadaşlar. E, zaten bunu söylüyoruz. Burada bakın 365 direncimiz vardı. Ne yaptı? 364'e kadar düştü. Burada alımla alım yapmış olsaydınız eğer çok güzel yukarıda kar elde edebilirsiniz. elde edebilirsiniz. Zaten herhalde 178 TL ortalama burada maliyetiniz toplam vergisi de vesaire gram başına 78 lira vergisi olacaktı arkadaşlar. Şu an hareketli ortalamamızın üzerine geçmiş durumda. Bu çok güzel bir teyit durumda. aşağıda MACD indikatörümüzde mavi kırmızı yukarıya doğru kırarsa da alımların ee, geleceğini teyit etmiş olabiliriz. Şu an 370 ilk hedefimiz yukarıda 380'e beklemek arkadaşlar. 380 sonrası yukarıda tekrar 385 391 diye gidiyor. Fakat bugünkü Fed toplantısı gram altında da yönünü belirlemesinde önemli olacaktır diye düşünüyorum. Biraz da e, gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş yatırımcısı da e, oldukça fazla. Çünkü e, gümüşün de karı çok güzel seviyede ilerliyor. Arkadaşlar gümüş bıraktığımız yerde devam ediyor. Şu an e, çok aşağıya iniş ya da yukarıya çıkış olmamış. Yukarıda 3.87 olarak güzel bir e, direncimiz var. Bu seviyeler test et, ses etmekte e, hala ama yukarı çıkışları zorlanmakta. Yani bir türlü kıramıyor bu kapıyı. E, şu anki hedefimiz 3.75 3.87 arasında gidip kendisi ne yeni kırarsa da o şekilde e, yukarıya ya da aşağı yönlü e, düşüşlerini sürdürebilir diye düşünüyoruz. E, gümüş de bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum.